Evet arkadaşlar, bu çok sorusu gelen Venom'un yeni görevi geldi hocam. Yeni görevi gitti hocam. Yapamadık hocam, olmuyor hocam. Bir bakar mısın hocam? Bakar mısın üstad? Bakar mısın dostum? Bakar mısın kardeş? Bununla ilgili valla YouTube'da onlarca soru geldi. Nedense bu özellikle Venom'un bu son göreviyle ilgili. Ben de dedim bugün hadi bir bakalım ya, nedir bu iş? Sonra baktım. Ya ben 1,5 dakikada yaptığım şeyi siz nasıl yapamadınız? Neyi hatalı yapıyorsunuz anlamış değilim arkadaşlar. Son görev bu zaten. Venom'a bağlanıyorsunuz cüzdanınızla. Complete task'e bastığınızda zaten burada yapmanız gerekeni söylüyor. Önce diyor ki follow one art diyor. Bir saniye, ben geliyorum hemen. Evet, kaldığımız yerden devam. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Şu follow one art'ı takip ediyorsunuz. Zaten check ediyorsunuz. Takip ettikten sonra dan açılıyor. Basıyorsunuz. Tiki atıyor. İkincisi zaten büyük ihtimalle çoğunuzun hata aldığı şey şudur. Ben normalde bu testneti yapmazdım açıkçası. Telefona onu bunu yüklemeyi çok seven bir adam değilim. Hiçbir zaman da yüklemem zaten. Fakat hadi çok ısrar ettiniz. Yani soran çok arkadaş olduğu için özellikle dedim hadi bari yapalım, yapmışken de ben de bir test etmiş olayım. Çok basit arkadaşlar. Yani şu butona bastım, gördüğünüz gibi buradaki butona. Şu sayfa açıldı, bu sayfa açıldı. Buradan gittim telefonumdaki QR kod tarama programını açtım, taradım. Sonra bana zaten One Art Wallet diye bir şey yükletti. Kendi cüzdanı zaten. Bunu yükledim. Bu cüzdanı yükledikten sonra ne yaptım arkadaşlar? Zaten daha yükleme aşaması da import wallet dedim. Import wallet deyince ne yapmış oldum? Venom'daki bu cüzdanımı arkadaşlar anahtar kelimelerini alıp telefondaki cüzdana tanıttım ve dolayısıyla bilgisayarımdaki Venom'un bakiyeleri, cüzdan numarası, her şeyi doğal olarak bu cüzdana geçmiş oldu. Daha sonra yaptığım iş çok basit. Hatta tabii telefondan video çekemediğim için onların ekran görüntüsünü aldım, göstereyim. Şöyle kurulmuş hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim normal bilgisayardaki Venom'daki bütün tokenlerim buraya geldi. Ve şurada onu ekran görüntüsünü almayı unuttum. Şurada Free Mint buton diye bir şey vardı. Beleş NFT'yi mintleyin diye bir buton vardı. Şu yukarıda bir yerdeydi arkadaşlar. Ona bastım. Zaten cüzdanı kurar kurmaz şurada hemen karşınıza çıkıyor. Free NFT Mint butonuna bastım. Daha sonra zaten Mint Reward NFT diye bana burada onayladı. İşte transaction başarılı oldu dedi. Biraz sonra gelecek dedi. Tamam dedim kardeş, okey. Daha sonra arkadaşlar geri döndüm buraya. Geldim. Buradan çek bir kontrol et kardeş, bana geldi telefondan dedim. Tak diye tiki verdi. Şimdi de NFT'yi mintleyeceğim birazdan. Şu an mintlemeye basınca şifre istediği için şifremi yazmadım yani, kaydetmedim. Onu alıp yapacağım birazdan. Mintleyeceğim bunu da. Bu kadar basitti arkadaşlar. Neyi hatalı yaptınız? Bu testnette ya da yapamayan insan niye bu kadar çok oldu? Onu anlamış değilim. Büyük ihtimalle hatanız şu oldu. Siz telefona kurduğunuz bu cüzdanı sıfır yeni bir hesap kurdunuz. Import etmediniz cüzdanınızı. Dolayısıyla orada yaptığınız NFT mintlemesi buraya yansımıyordur. Yani büyük ihtimal probleminiz budur arkadaşlar. Kaldırın tekrar cüzdanı. Tekrar yükleyin. Bu sefer Venom adresinizin dediğim gibi anahtar kelimelerini alıp öyle kurun, telefonunuza kuruyorsanız. En yukarıdan da dediğim gibi Free NFT Mint butonuna basacaksınız, telefonda zaten çıkıyor. Alıyorsunuz yani 1,5 dakikamı almadı arkadaşlar bunu yapmak. Siz dediğim gibi ne hata alıyorsunuz bilmiyorum. Yazın bana, ben hani görmedim, bir hata yaşamadım, cevap veremem büyük ihtimalle ama çok da hata yaşıyorsanız mutlaka gidip Discord'ları falan filan var biliyorsunuz bu her projenin. Oradan gidip sorun arkadaşlar adminlerine. Ben yaptığımı size anlatıyorum. Gördüğünüz gibi de yapıldı zaten. Venom'la ilgili muhabbet bu kadar. Venom'u şimdi gören, yeni videoyu izleyen arkadaşlar bu adam neyi anlatıyor diye düşünebilirler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Venom yazıyoruz kanala gelip. Burada bir sürü videosunu görüyorsunuz. Ondan sonra Venom'un ne olduğunu anlıyorsunuz. Bu adamlar, bu gençler, bu kadınlar, bu çocuklar, bu gençler, bu yaşlılar ne konuşuyor? Çözmüş oluyorsunuz. Videoya ortadan giren insanlar için söylüyorum. Venom'la ilgili dediğim gibi anlatacağım bir şey yok. Bu projeyle ilgili çok da zor değildi açıkçası. Anlamadım neden yapamadığınızı. Hazır videoyu başlatmışken şunun da hatırlatmasını geçeyim. Biliyorsunuz daha dün bunun da videosunu yayınlamıştım. opBNB'ye katılmıştık. 7. göreve kadar yapmıştık. Buraya arkadaşlar 8. 9. 10. ve 11. 4 tane daha görev gelmiş. 8. görev işte Binance account'unuza gidiyorsunuz falan, bir şeyler mintletiyor size, kendi tokenini falan. Burada detayı var arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz. Ben yapmayacağım. 8. görevi yapmıyorum. Uğraşamam yani öyle BAP token falan al işte onu transfer et falan filan. Ama bakmak isteyen, 8. görevi yapmak isteyen arkadaşlar, bu sayfayı zaten ben videonun açıklamalar linkine koyarım. Hepsinin linki var zaten madde madde. Burada görebilirsiniz. Zaten Türkçe'ye de çevirirsiniz. Anlaması da çok basit. Neler yapmanız gerektiğini de burada anlatıyor 8 için. 9'u şöyle göz ucuyla anlatayım arkadaşlar. 9'u yaptım. 9. görevde bu siteye yönlendiriyor sizi. Buraya bağlanıyorsunuz. Bunların Twitter'ını takip ediyorsunuz. Sonra sizin mail adresi istiyor bir tane. Mail adresini giriyorsunuz. Oraya bir şifre gönderiyor. O şifreyi giriyorsunuz. Bu tiki de alıyorsunuz. Sonra USDC'yi claimliyorsunuz. Sonra bunu swaplayın diyor. Swaplarken de sizden Metamask adresinizi istiyor. Şurada bir yerdeydi. Metamask adresinizi yazıyorsunuz. Gönder kardeş bana diyorsunuz ve size gönderiyor. Bu görevi bitirmiş oluyorsunuz. Çok basit ve kısa bir görev. Bunu yapabilirsiniz hemen. 9. görev böyleydi. 10. görev de çok basit. Her zaman yaptığımız bir şey aslında, zaten kullandığımız. Daha önce de şu ZK Bridge kullanıyorduk hatırlarsanız. Hatta buradan direkt linkine basalım. Gitsin. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Şu here dediği yere, butona tıklıyorsunuz. Açarsa bekliyorum şu an. Dönüyor orada, dönüyor. Yeni bir sayfada açtım. Sen dur. Açıyor musun? Hala açmadı. İnternette bir şey mi var acaba benim? Bunun açılmış halini göstereyim arkadaşlar. Bakın şurası. Tabii böyle animasyonlara girmeyecek sizi de. Bu sayfayı açıyor. Buradan BNBChain testnetle bağlanıyorsunuz. Bu NFT'yi arkadaşlar claim ediyorsunuz. Bu NFT'yi claim ettikten sonra claim eder etmez zaten şurada diyor ki bu NFT'yi transfer et diyor. Transfer et butonuna basıyorsunuz. Daha sonra BNB Chain'den opBNB'ye bu bu NFT'yi transfer ediyorsunuz. Bu kadar basit. Hani ben yaptığım için gösteremiyorum şu an. Burada guide kısmında da zaten detaylı anlatıyor. Açıkçası yaparsınız zaten, çok da basit bir görev. NFT'yi alıp köprülemek, bu kadar basit. 11. görevde de işte bir oyun sayfası var. Onu da ben şöyle göstereyim. Böyle bir sayfaya Metamask cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. 1. level'e oynadığınızda şurada bir mint butonu açılıyor. Bir tane NFT mintletiyor size. Onu yapabilirsiniz yani. Bu da böyle bir görevdi. Basit bir oyun görevi. Buradan detayları alabilirsiniz. Ben bu linkleri koyarım. Video çok uzamasın yani, her yaptığımı da anlatmıyorum. Normalde ben bunu bir kere çektim. Artık bunun takibi sizde yani. 12, 13, 14, 15'te gelirse kendiniz bakarsınız. Her gelende yapmayacağım. Venom, vallahi Venom'u yapıyoruz. O Venom'a özel bir hizmet oldu, anasını satayım. Her şeyinde yapıyorum artık. Yapmaya başladık bir kere. Zaten neredeyse 15.'yi de kaçıncı alıyoruz? Herhalde 15.'si, tabii ben bunu aldığımda 15 olacak. Geriye zaten kaç tane kalıyor ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mi kalıyor? Kaç tane? Yok, 1, 2, 3 tane kalıyor. Coming soon diyor ama neyse, 7 ya da 3 bilmiyorum, şimdi görürüz. Dolayısıyla artık Venom'la ilgili bir şeyler çıktığında yine yaparım. Videosunu da çekerim. Ama şu BNB'yi, bu linki bakın koyuyorum. Bu linki ara ara girip bakın. Yeni görevler gelirse yapmak isterseniz yapın. Ben bunları, amacım zaten buradan bir şeyler düşer müşer değil. Ya da işte 50.000 dolar havuzdan bir şeyler kazanırız falan filan değil. Zaten başlığa 50.000 dolar falan yazmamın nedeni hype işte. Olsun diye, yoksa ne 50.000'den size 0.5 cent bile düşmez arkadaşlar. Bu kadar yamyam varken dünyada. O yüzden amaç o değil. Amaç bu opBNB'yi kullanmak. opBNB'yi kullanarak ekosistemi öğrenmek. Hem de burada biraz işlem kasmış olmak falan filan. Bu kadar basit. Amacım benim bu, bunları yaparken. O yüzden bütün görevleri yapmanıza da gerek yok. Yaparsanız iyi de olur. Vaktiniz varsa yapın. Yoksa yapmayın. Ama bu sayfayı dediğim gibi takip edin. Buraya yeni görevler eklerlerse yaparsınız. Artık bununla ilgili opBNB ile ilgili başka bir video çekmem. En azından bu testnetle ilgili. İleride başka bir şey olur. Zaten mainnet'e geçtiği için mainnet işlemleri yapmamız da gerekecek. Onlarla ilgili biraz ekosistemi büyüsün yaparız. Yaparken de videosunu çekerim. Başka arkadaşlar aklıma gelen bir şey yok. Venom'la ikisini anlattım. İşte klasik kanalı beğenirsiniz falan filan. Şurayı tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Şu topluluk kanalında bakın en son güncelleme 18 Ağustos. Bugün, dün yani bunun gecesinde yapmıştım daha doğrusu. Buraya yeni waitlistler geldi. Onları ekledim. Hatta şuna mutlaka katılın. Burada katılmadıklarınız varsa waitlistlere mutlaka katılın arkadaşlar. Yarın öbür gün bu projelere ya katılacağız, testnetlerine, ya belki testnete katılmadık, erken bunlara üye olduk diye güzel bir airdrop yapabilirler. Hiç de yapmayabilirler. Zaten çok basit. Hani şuraya mailinizi giriyorsunuz. Birkaç soru soruyor. Mailinizi girdikten sonra bu kadar basit şeyler 3-5 dakikanızı almaz. Yani bu topluluk kanalını o yüzden atlamayın arkadaşlar. Yani genelde burayı görmüyor olabilirsiniz. Toplulukta bakın şu an ben mesela Edu Labs ile ilgili buraya en son koydum. Ether Mail için koymuştum. Bir de zaten burada waitlistler paylaştığım bir tane daha yazı var. Bunun başlığını sürekli güncelliyorum ben, güncelledikçe. Mesela en son 18 Ağustos. Yarın girdiğinizde burada 25 yazıyorsa demek ki bu adam bir şeyler eklemiştir deyip aşağı gidip bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki videoda haberleşiriz, görüşürüz. Haydi, adios amigos.